Sayın Milletvekilim, Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarımız, Sayın Protokol Mensupları, değerli basın mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayinin hızla gelişmesi, sosyoekonomik hayat şartları, insanlarımızın hayat tarzı tercihlerinin değişiminde önemli derecede etkili olmuştur. Bir taraftan yoğun yapılaşma ve betonlaşma insanların rekreasyon ihtiyacını üst seviyeye çıkarırken, diğer yandan pandeminin de etkisiyle doğal ve güvenilir tarımsal ürünlere olan ilgi artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Bu gerçeği vakitlice tespit eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce, ilimiz ve ülkemiz tarımına öncülük eden bir dizi proje hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bugün burada bir örneğine şahitlik edeceğimiz fidan ağaçı bahçem bunlardan biridir. Kıymetli konuklarımız, iç ve dış mekan süs bitkileri üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer alan şehrimiz, dış mekan süs bitkiciliğinde de ülke ihtiyacının %40'ını karşılamaktadır. Vatandaşlarımız doğanın her rengiyle buluşacağı fidan ağaçı bahçemin açılışlarına hoş geldiniz diyerek konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar başkanım. Çok saygıdeğer bakanım, değerli vali, çok değerli genel başkan yardımcım, çok kıymetli AK Parti il başkanım ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanım, çok değerli genel müdürüm ve genel müdürlerim, çok kıymetli belediye başkanlarım, orman bölge müdürüm ve meclis üyelerim, katılımcılar, değerli basın mensupları, her birinizi bu güzel günde en kalbi duygularımı selamlıyor ve günümüzün hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli bakanım, bitki olur da, toprak olur da, fida olur, yağmur olmaz mı? İşte böyle bir günde sizler bereketinizle Sakarya'mızı teşrif ettiniz ve böyle bereketli bir günde de burası bir showroom değil, burası fidancılığın merkezi, tevzi merkezi. Hem toplama hem dağıtım merkezi olan alanımıza sizlerin de teşrifiyle ve uğurlu elleriyle açılışını yapmış olacağımızın ve olduğumuzun mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bakanım, kıymetli genel başkan yardımcım, valim ve kıymetli huzurum. Malum, Orman Park Bahçem Showroom'un açılışına fidan ve süs bitkileri teşhir ve satış merkezimize tekrar hoş geldiniz. Süs bitkileri üretimi ülkemizin
tarım çalışmaları içerisinde gizli kalmış, potansiyeli en yüksek alanlardan biridir. Şehrimizin bu konudaki potansiyelini öne çıkarmak için gayretle çalışıyoruz. Sektörel tecrübelerimizi iklim ve coğrafya koşullarımızla buluşturarak tüm dünyada süs bitkileri konusunda marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Başta küçük ölçekli üreticilerimiz olmak üzere sektörde faaliyet gösteren Sakarya firmalarıyla bir araya gelerek çevre estetiğini geliştirmek, şehirleşme ve şehir dinamiğine uygun yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek nesiller için şehirlerde yer alan doğal alanları en yararlı biçimde değerlendirmek adına projeler üretiyoruz. Şehir estetiğine katkı sağlayacak, park, bahçe ve rekreasyon alanları yeşillendirecek, mevsimlik çiçeklerle çeşitliliği ve zenginliği sağlayacak, ağaçlandırma ve peyzaj işlerinde kullanılacak ürünlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesiyle dünyanın en güvenilir peyzaj ürünlerinin merkezini oluşturuyoruz. Kıymetli katılımcılar, fidan ve peyzaj ağacı bünyesinde bir üretim modeli geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle üretici ve tüketici arasındaki organizasyonu ve bağı kuruyoruz. Tüketicinin arzu ettiği kalitenin sağlanabilmesi adına üreticilerimize dikim alanı, dikim, bakım, ekipman ve tohum tedarik gibi konularda destek oluyoruz. Yani bitkiyle ilgili ne ararsan burada bulabiliyorsun. Bitki üretmeyle ilgili ne tür tecrübe bilgi istiyorsan burada bulabilirsin. Ne tür malzeme istiyorsan burada bulabilirsin. Buna karşın ortaya koyduğumuz Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle tüketicinin istediği koşulları sağlanmasıyla birlikte ürünü alacağı garantili eden bir anlaşma imzalıyoruz. Böylece küçük ölçekli işletmelerimizi modern tedarik zincirlerine dahil ediyoruz. Bu modelle üretici risklerini azaltıyor, modern ekipmanlara yatırım yapıyor, pazar kaygısını ortadan kaldırıyoruz. Sadece bitki almakla yetinmiyor üretici. Aynı şekilde beyaz eşya gibi, elektronik malzeme gibi her zaman ulaşabileceği ve ekip servis yapabileceği, evinde bakım yapabileceği hale getiriyoruz. Yani sadece biz bitkiyi verip ne halim var demiyoruz. Bitkiyi sonuna kadar takip ediyor, evinde de hizmete devam ediyoruz. Böyle proje başlattık. Yani beyaz eşyalar gibi, elektronik eşyalar gibi. Netice itibariyle sözleşme üretim modeliyle şehrimizde üretilen süs bitkilerinden verimi artırıyor, kalite standartlarını sürekli yükseltiyor, organizasyon eksikliğinden kaynaklı zararların önüne geçiyoruz. Sürdürülebilir istihdama ve pazar arzındaki artışa katkı sağlıyoruz. Bunun yanında şehrimizin önemli noktalarında kurduğumuz satış ofisleriyle parakende satışlara da ağırlık veriyoruz. Satış ofislerimiz sayesinde hemşehrimizin şehrimize yetişen ürünlere ulaşmasını, uygun fiyatta kaliteli ürünleri alabilmesini ve de bitkiyle tanışmasını, bitkiyle dost olmasını sağlıyoruz. Bu sayede üretici ve yerel tüketici arasındaki bağı kuruyor, şehir ekonomisine de destek sağlıyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli bakalım. Bugün Orman Park'ta Bahçem Showroom açılışını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte Millet Bahçesi'nde de bir eğitim ve teşhir merkezimiz kurulmuştur. Bunların dışında üretimde ve kalitede sürekliliğin sağlanması için ürettiğimiz ürünlerin tüketiciler tarafından incelenebilmesi, değerlendirilmesi için Sapanca Yanık semtinde de 350 dekar arazide bir eğitim merkezimiz, tanıtım merkezimiz, showroom merkezimiz vardır. Bunu bize sağlayan Tarım ve Ormancılık Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böyle bir alanı bize takdim ettiği ve kullanım alanı olarak verdiği için. Tüketiciler buraya yapraklı ağaç, ibreli bitkiler ve çalı grubu gibi bitkileri yerinde görebilecekler ve ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirebileceklerdir aynı zamanda. 200 metrelik alanda hemşerimizin parakende alışveriş yapabilecekleri uygulama alanlarında bitki üzerinde çalışabilecekler, zevklerine göre aranjman çalışmaları yapabileceklerdir. Burası bir çiçek satış yeri değildir. Burası bir çiçek evi değildir. Burası herhangi bir çiçekleri piyasaya arz eden herhangi bir açılış, herhangi bir dükkan, herhangi bir mağaza değildir. Burası bir eğitim ve teşhir merkezidir. Şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak Orman Park Bahçe Showroom'un şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin sahip olduğu potansiyelleri ortaya çıkaracak, Sakarya ve Sakaryalılar için fayda sağlayacak projeler üretmeye ve bu noktada yürütülen tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.
Ve bu düşüncelerle muhabbetlerimi, sevgilerimi arz ediyor. Geyve'de 150 dekar alanda Sezai Karakoç Üstad adına Monroza Gül Bahçesi'ni yapma projemizi hazırladık. En kısa zamanda ona temel atıyor inşallah diyorum. Ve uğurlu yerlerinizle buraya teşrif ettiğiniz için tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nda konuşmaların türlü teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımıza telgraf gönderen Sayın Vekilimiz Recep Uncuoğlu'nun telgrafını sizlere arz etmek istiyorum. Bahçem açılışına nazik davetinizi aldım. Teşekkür ederim. Daha önceden planlanan programım nedeniyle katılamıyorum. Bu açılışın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bugün onur konuğumuz, konuşmalarını yapmak üzere Sayın Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismaroğlu Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyursunlar. Evet, çok kıymetli Sakaryalı hemşerilerim. Tabii biz Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak bizim bakanlığımız akla geldiği zaman demir, çimento, köprü, tünel, raylı sistemler akla geliyor. Sanki yeşil bizim dışımızda bir konu gibi ama kesinlikle öyle değil. Yani yaptığımız projelerin faydalarında özellikle yeşili, doğayı korumak bizim en önceliklerimizden bir tanesi. Tabii hayat ulaşınca başlıyor. O yüzden ulaşımı ne kadar konforlu, güvenli hale getirirseniz oradaki tarım da, turizm de o derece genişliyor, o derece gelişiyor. Tabii yaptığımız projeler sonucunda, yaptığımız bölgelerdeki projelerimiz sayesinde gelişmeleri de bir ölçüyoruz. Onların oradaki bölgesine katkısını da tabii ki yine planladığımız şekilde proje uygulama sonrasındaki yaptığımız faydaları da özellikle hesaplıyoruz. Birkaç rakam vermek istiyorum size. Biz son 19 yıldır 28.200 kilometreye ulaşan bir bölünmüş yol ağı yaptık. Bu bölünmüş yol ağı da yaptığımız işletmede taşıt hareketliliği %170 artmasına rağmen trafik kazalarında %80'e varan azalmalar oldu. Yani bu yaptığımız konforlu, güvenli yollar sayesinde her yıl binlerce can kurtarılıyor aslında. Yaptığımız işin sorumluluğu, yaptığımız işin kıymeti aslında burada çok daha net anlaşılıyor. Yine yaptığımız projeler sayesinde özellikle bu yolları, mesafeleri kısaltan, sevenleri birleştiren yollar sayesinde yakıttan ve zamandan milyonlarca dolarlık bir tasarruf sağlarken özellikle egzoz emisyonunda da çok müthiş tasarruflar sağlıyoruz. Sırf bu yaptığımız bölünmüş yol sayesinde her yıl 2,5 milyon tane ağaca eş değer egzoz emisyonunun azalmasında ve doğayı kurtaran projelerimiz sayesinde 2,5 milyon ağaca eş değer egzoz emisyonunda tasarruf sağlıyoruz. Tabii bu projelerimiz devam ediyor. Özellikle raylı sistemler konusunda doğaya ve çevreye duyarlı projelerimiz sayesinde inşallah hem ülkemiz gelişecek hem doğaya, yeşile sahip çıkışımız sayesinde inşallah çok önemli projeleri hayata geçirmiş olacağız. Tabii bugün burada biz ulaştırma altyapı projeleriyle ilgili Sakarya gezisi programlamıştık. Ama böyle güzel, kıymetli bir projenin açılışında bulunmak da bizlere nasip oldu. O yüzden bu kıymetli Bahçem projesini hayata geçiren saygıdeğer Ekrem Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Böyle kıymetli bir projeyi Sakarya'ya kazandırdığı için kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu tür çok daha başarılı projeleri bir hayata kazandıracaktır. Sakaryalılara kazandıracaktır. Tabii bunlar çok kıymetli işler. Bunlar tabii Anadolu'daki belediyecilerde çok örnek olan vizyon projeleri aslında. İnşallah ülkemiz hem belediyesiyle hem bakanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projeleri hem ülkemize, insanımıza kazandırıp hep söylediğimiz bir şey var. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız. Biz hedefimiz bu ulaştırma altyapı projelerinde. Burada da doğaya, çevreye saygı ve onlara da sahip çıkarak inşallah bu projeleri bir hayata geçireceğiz. Tekrar Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin Sakaryalılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.
Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız günün anısına Sayın Bakanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Sayın Bakanımıza ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendilerini bir süre daha sahnede kalmalarını istirham ediyoruz efendim. Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı da sahneye davet ediyoruz efendim. Kıymetli misafirlerimiz, bahçemin açılışına çok az kaldı. Şimdi de kendileri kurdele kesmek suretiyle açılışını gerçekleştirecekler. Genel Başkan Yardımcımızı, Sayın Valimizi, Sayın İl Başkanımızı beyefendi sahneye davet ediyorum efendim. İyiyim de abiciğim, iyiyim de. Allah. Tekin al. Fidan ağaçları, bahçemin açılışı gerçekleşiyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ya Allah, bismillah. Sakarya'nın yeşiline, Sakarya'nın tarımına bahçem hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarını da istirham ediyoruz efendim. Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza programımızı teşrifinden dolayı teşekkür ederim. Açalım şunu, açalım. Arkadaşlar, dikkatli bir şekilde geriye doğru. Sayın Bakanım, garipler sana dua ediyor, garipler. Yetimler efendim.
Ekrem baba, unutur muyum ben babamı? Thank you.